Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuşmamızda helallik diyeceğiz. Helallik isteme. Helallik isteme ne demek? Helal ve haram diye bir şey var. Hani dinde. Helal Allah'ın sana uygun gördüğü şeyler, yapabilirsin dediği. Haram da uygun görmediği, yapamazsın dediği şeyler. Ama bu helallik isteme Allah'la da ilgisi yok. Direkt birine bir kötülük yapıyorsun isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek veyahut birinin kalbini kırıyorsun. Ona işte bu kendi haneme günah yazılmasın diye gidiyorsun, hakkını helal et diyorsun, helallik istiyorsun. Ha bu ne kadar doğru? İşte tartışılır. Yani tartışılır dediysem yani birçok kişiyle tartışılır. Hani bana göre bariz içimdeki bilgilere göre, kendime göre olan bilgilere göre, ona da bana göre diyeyim, böyle birilerine bir şey yap git helal et dersen, yani eğer Allah dediğimiz o müthiş sistem, herhangi bir şey yaptığın zaman bunun bir karşılığı varsa, karşıdaki affettim deyince herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum, bunların notunun tutulduğunu zannetmiyorum. Her şey hakikaten o sistem doğrultusunda oluyor. Ve dolayısıyla birinin kalbini kırma, kötü bir şey yapma. Yani seni o olaylarla rezonansa geçiriyor. Bunları yaşıyorsun. İşte buna haram diyebiliriz, günah diyebiliriz, her ne diyorsak. Ve de birinin kalbini kırdıysan, onu yeniden düzelttiğin takdirde zaten helallik istemene gerek yok. Onu düzeltebilirsin veya bilmeden herhangi bir şey yaptıysa bunu telafi ettiğin takdirde olabilir. Ama bunun telafisini yapmış olman gerekiyor. Şimdi nereden çıktı bu dersek? Bu zihniyet, ki dindarım diyen bir zihniyet, müthiş bir afette helallik isteyebiliyor. Bundan önce de değişik yerlerde helallik istenmişti. Yani burada zaten helallik hiç mevzu bahis değil. Yani devletle ilgili bir olaydan bahsediyoruz. Vazifelerle ilgili bir olaydan bahsediyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani bir yere bir CEO alıyorsun, seni batırıyor ve ondan sonra çalışanlara ve patrona helallik istiyor. İşine devam ediyor. Yok böyle bir şey yani. Hakikaten olamaz ama... Bu sadece Türkiye'de, bir de Müslüman ülkelerde oluyor. Yani hiçbir şeyin ciddi olmadığı yerlerde. Helallik. Müthiş bir afet. Evet, doğal olaylar oluyor. Bunlar gayet normal. Depremlerde, işte sellerde. Şimdi bugün Urfa'da oldu sel, müthiş. Yine kayıplarımız var, acılarımız var. Ama bütün bunlar nasıl önlenebilir? Tedbiri alınıyor mu? Yapılırken... Her şey para için mi? Yani belirli bir yere ya parayı koyuyorsun, önem veriyorsun ki bunlar çoğunlukta Türkiye'de maalesef, veya insanı koyuyorsun. Para ikinci planda geliyor. Para tabii kazanılması lazım. Yani bir şeyler dönüyorsa para kazanılmadan olmaz, hepimiz için geçerli. Ama başta insan olacak ve bu kazandığın para işte helal olacak. Eğer helallik diyorsak helal olacak. Hiç kimsenin bir kara para olmayacak. Bir yanlış iş için almış olduğun bir rüşvet olmayacak. Biraz daha para kazanayım diye yapman gereken şeyleri yapmamak olmayacak. Bunun helalliği, melalliği olmaz. Fakat bizde neden böyle? Hiç kimse gene yani o bilincimize değinmek istiyorum. Öyle bir bilinç var ki biz kendimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya getirdiğimiz o kişilerin, çalışsınlar diye getirdiğimiz kişilerin sanki böyle kölesiymiş gibi iş hayatında bile, yani saygı duyarsın, herkese saygı duyarsın ama önünde böyle el pençe divan durmazsın. Senin için çalışacak olan kişilerin önünde büyüklerimiz, bilmem neyimiz, neyin büyüğü kardeşim, büyükler yaşı büyüklerdir. Onlara da saygımız vardır. Onun haricinde küçüğe de büyüğe de herkese saygımız vardır. Başbakana da, hamala da saygımız vardır. Çünkü insana saygımız vardır. Eğer bunları idrak ettiysek. Bunları idrak etmediysek, işte bütün bunları yaşadığımız takdirde adam senden helallik isteyince başın önünde geziyorsun. Bunlar başına kader gelmesi lazım. Geliyor zannediyorsun.
Buradan çıkmalıyız, kurtulmalıyız. Bir kişi olsun bunları anlatın lütfen. Bir kişiyi bile aydınlatırsak, hepimiz bir kişiyi aydınlatsak birçok şey olacak. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı, vatandaşlık, hani vatandaşlık dersini kaldırdılar. Biz bu vatandaşlık dersini vermeliyiz insanlara. Bu şekilde yani bizde istifa bile yetmiyor kimse ya. Yani Japonya'daki gibi kendini öldürsün demiyorum, harakiri falan yapıp. Adamlarda öyle bir gurur var, öyle bir ne diyeyim buna, insan kıymeti var. Kendisini yok ediyor. Ha bu da doğru değil tabii. Hiç doğru değil ama ya istifa et kardeşim, istifa et. Birçok kişinin böyle silsile halinde istifa etmesi gereken dönemler yaşadık. Daha eskiden de yaşadık. Bizde hiç kimse, yani bir laf vardır, yüzüne tükürsen yağmur yağıyor zannediyor. Nasıl ya, nasıl üstüne alınmazsın bütün bunları? Nasıl istifa etmezsin? Yunanistan'da bir tren kazası oldu. 36 kişi mi öldü, bir şey öldü. Ulaştırma Bakanı anında istifa etti. Değil, bizde ne kazalar oldu. Hala mahkemeler devam ediyor. Küçücük çocuklar, kimler öldü tren kazasında biliyorsunuz. Yani bakanı bir yana bırakın, Ulaştırma Bakanı'nı falan. Yani bir müdür falan hiçbir şey olmadı. Belki işte en küçük çalışan bir işçiye bir şey yapmışlardır. Kimseye bir şey olmuyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir devlet olmaz. Böyle bir hükümet olmaz. Ama bunlar ne için oluyor? Bizim yüzümüzden oluyor. Altyapı neyse üst yapı da bu. Alt üstü yok bunun diyorum ama yani şunu demek istiyorum. Halk neyse çalışanlar, sistem bu. Dolayısıyla bizim ilk önce bir kendimize gelmemiz lazım. İlk önce kesinlikle bir kendimize gelmemiz lazım. Sistem nedir? Devlet nedir? Bütün bunları bir idrak etmemiz lazım. Hani ben ilahi sistemi anlatmaya çalışıyorum. Onu bir yana bırakın. Bu minicik sistemi, bunu anlamamız lazım ki ilk önce bir ülke olalım. Ulus olalım. Vatanımızı koruyalım. Ondan sonra dünyamızı korumaya geçeceğiz. Ondan sonra tüm evren için oturup neler yapacağımızı düşüneceğiz. Ve bunu düşünecek olan insan, çünkü Allah bize akıl vermiş ve aklet demiş. Ve onun sonuçları neyse yaşa demiş. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İngiltere'de Hyde Park'ta daha yeni başbakan ailesiyle birlikte geziyor. Köpeğini tasmasız götürüyor. Geldi polis, ihtar etti. Yani bunu hemen buradan ya çıkarın başbakana. Daha önce de zaten kendi arabasında arkada, arka koltukta makam arabasında giderken oradan bir video paylaşmış. Arkada oturduğu halde, ki yapması gerekiyor, emniyet kemerini takmadığı için ceza yedi. Daha önce hangisindeydi bilmiyorum, seneler önceydi, 3-4 sene önceydi galiba. Gene böyle bir yerin bir başbakanı, kendi kredi kartı var, bir de devletle ilgili bir kart var. Fark etmeden yanlışlıkla onu vererek bir tost mu almış, ne almış? Ceza yedi ve bunun soruşturması oldu, mahkemeye verildi. Bizde olanları bir düşünün kardeşim. Milyar dolarlar nereye gittiği belli değil. Hiç kimse ondan sonra, hani bu kadar da para toplandı, yurt dışından da müthiş paralar geliyor. Hepimiz hala yardım yapıyoruz. Çünkü oradaki o insanları, yani ne yapalım, devlet yapmadı işte böyle oldu diyemezsin, insanız. Hepimizin kalbi var. Yapıyoruz ama İçişleri Bakanı diyor ki işte çay yok. Çay ne çayı ya? Çay yokmuş falan da bunlar istiyor. O paralarla çay mı alamıyorsunuz? El alemin kafasına çay atıyordunuz. Atıyorlardı. Ya bunları konuşmamız lazım. Bunları birbirimizle anlatmamız lazım. İnsanları anlatmamız lazım. Helallik. Yani helali haramı, helalliği, sistemi, bunları da öğrenmemiz gerekiyor ama ilk önce şu dünyasal olayları bir halledebilsek ve buradaki hakikaten en önemli şey, bir dinle kandırılmak, dinle kandırılan çok insan var. İki, çok cahil olduğu için gördüğü herkesi çok önemli biri zanneden kişiler var. Yani çoğunluk böyle. Onun için adam geliyor,
Orada bir belediye başkanı, bir milletvekili, her bir kimse geliyor. Herhangi biri bir şey söylediğinde ben kimim biliyor musun? Sen kimsin ya? Sen bir kendini bilsen çok iyi olacak kardeşim. Sen evet insan olarak ne olduğunu bilsen zaten bunları yapmayacaksın. Ay oralara hiç girmeyelim çünkü o konuları anlatmakta hakikaten zorlanıyoruz galiba. Yani ama bunları anlama vakti geldi dostlar. Gerçekten geldi. Bunları anlayacağız yoksa baya bir yaşayacaklarımız var. Yani eğer kendimiz uyanmıyorsak uyanmak için Allah bizi sarsıyor. Baya bir sarsıyor. Ve hiçbirimiz ben bir şey yapmıyorum, ben de iyiyim, bana ne demeyeceğiz. Evet, kendimiz önce ayakta durmamız lazım. Bunun haricinde yardımlar yapıyoruz, birlikte bir şeyler yapıyoruz. Cebimizin yettiği kadar yardım yapıyoruz. Onun haricinde oralara destek olabilmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kendi becerilerimizi oralara veriyoruz. Geçen gün Kültür Koleji'nin lokalinde bir toplantı yaptım işte. Buradayım ekibi. Benim yazdığım kitapla ilgili biliyorsunuz giderek büyüyor çok da. Gerçekten müthiş insanlar var içinde. Hep birlikte acayip yardımlaşıyorlar. Orada başka bir grup oturmuş. Birçok kadın gene bizim Kültür Koleji lokalinde örgü örüyordu. Örgü kursu varmış. Ama bütün onlar da mesela ördükleri her şeyleri afet bölgesine gönderiyorlar. İşte elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız. Ama esas vazifemiz inanın. Eğer birazcık olayları idrak ediyorsak, anlıyorsak, ister dünyevi gittikçe daha ulvi bunları insanlarla paylaşacağız. Hiçbir şey olmuyorsa bu konuşmaları paylaşın, bu tip konuşmaları paylaşın. Birbirimizi bazen görüyorum yani birçok WhatsApp gruplarında görüyorum veyahut işte kendi sayfalarımız var. Oralarda görüyorum. Komik diye abuk sabuk şeyler paylaşıp abuk sabuk şeylere güleceğimizi, abuk sabuk televizyonda magazinsel şeyler seyredeceğimizi, biraz o belgesellere bakalım. Paylaştığımız olaylar birazcık bizi daha yüceltecek şeyler olsun. Çünkü yarın öbür gün Allah korusun bunlara muhtaç hale gelmeyelim. Gidişat böyle giderse, aydınlanmazsa insanlar ki çok umutluyum aydınlanacağız hep beraber. Ben bundan umutluyum çünkü olan olaylara bir bakın. Bakın insanlar buradan muhakkak bir şeyler anlayacak, bir şeyler idrak edecek çok kişi olacak diye düşünüyorum. Hepimiz bir şey idrak edelim. Evet çok daha alt seviyede bir bilinç daha fazla yükselecek. Belki sizin olduğunuz bilinç seviyesinin yarısına gelecek. O da güzel bir şey. Ama her birimiz devamlı yukarıya doğru çıkmamız lazım. Bunun için araştıralım, yaşama bakalım, kitap okuyalım, bol bol kitap okuyalım. Bu tip söyleşileri izleyelim. Bu tip söyleşileri sadece buralarda değil, hemen hemen her yerde yapıyoruz. Çok faydalı söyleşiler yapıyoruz ve herkes yapıyor. Çok yapan var. Müthiş yapanlar var. Görüyorum. Çünkü bu olayların içine girince her yerden davetler de geliyor. Buralara gidelim, bilgimizi arttıralım ve o bilgiyle yaşayalım, bilge olabilmek için. Onu yaşantımıza yansıtabilelim. Ve sadece kendi yaşantımıza değil, dünya insanlık adına da önce ülkemizden başlayarak dediğim gibi hesap soralım. Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Neyi değiştirebiliriz? Şu an değiştireceğimiz şeyleri söyleyelim. Yani ilk önce kendimizi değiştireceğiz bu şart. Bunun için neler olması gerektiğini senelerdir yapıyorum. Gerçeği Yakala YouTube kanalında da var. Konuklarımla da yaptıklarım da var. Kendi yaptıklarım da var. Hatta şu an bazı şeylere seri olarak verebilmek için inanın konuk bile almıyorum ki. Seri olarak bazı olayları aydınlanalım diye. Bazı olayları kendi kendimize düşünelim diye hepimiz, ben de dahil, hep birlikte düşünelim. Ondan sonra değiştireceğimiz şey Türkiye'de ilk önce sistem. Padişahlık sistemini değiştirmemiz lazım. Padişahlıktan daha kötü tek adam olmaz. Padişahlıkta bile başbakan vardı, yani vezir. Dolayısıyla biz maalesef henüz, yani tüm insanlar
Avrupa'da böyle ama çok denetleniyor. Yani bizden daha iyi olabilirler, denetlene alışmış olabilirler. Bizimkiler denetlenmediği için aldı başını gidiyor. Bütün insanlardan bahsediyorum, sadece hükümetten bahsetmiyorum. Müthiş bir denetim koymamız gerekiyor. Her yere, her şeye denetlenmesi gerekiyor. Ben iş yerlerinde ve içinde olduğum bazı yerlerde bile görüyorum. Ya diyorum, bir denetim yok, bir kurumsallık yok. Hiç ummadığınız yerler yani. Buraların çalışması böyleyse, daha aşağıdan biz ne bekliyoruz? Daha aşağı dediğim, daha eğitim olarak aşağıdan bahsediyorum. Yoksa hiç kimse birbirinden ne yüksek ne aşağı, o başka. Ama eğitim olarak, bilinç olarak, evet, farklı farklı farklıyız. Evet dostlar, kimsenin bizden helallik isteyeceği bir ortama inşallah gelmeyiz. Bir daha gelmeyiz. Bu sistemi muhakkak el birliğiyle hep beraber kurmamız ve değiştirmemiz gerekiyor. Ve de helallik diye bir şey varsa da önce yaptığımız hatayı düzeltmek, onun gönlünü almak, özür dilemek. Ondan sonra helallik isteyin veya istemeyin, onu bilemiyorum. Zaten eğer onun kalbi düzeldiyse, o titreşimler sana yansıyan kısmı da düzelecektir onu. Şimdi helallik dedik. Bu kişiler istifa etmeli dedik, tüm dünyada gördüğümüz gibi. Japonya'daki gibi harakiri yapmanıza gerek yok. Sağ kalın ama istifa edin dedik, ama bazı olaylar var ki istifa etmekle bitmez. Çok ciddi suçlar var. Bunların da yargılanması gerekiyor muhakkak. Bütün bunları takipte olmalıyız hep beraber. Evet sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Ve de lütfen, dediğim gibi, bir kişi, bir kişi olsun değinin. 5 kişi olsa daha iyi. Yani anlatın, konuşun. Bu tip konuşmaları paylaşın. Diğerlerini ha hihi ho ho zaten yapıyoruz. Onları da başkasını paylaşmak yerine kendimiz yaparız daha iyi. Her birimiz için söylüyorum. Ama şu an aydınlanma vakti. Herkesin herkese ihtiyacı var. Evet, sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.